Etraf samanla dolu. Sanırsınız bir samanlık ama değil. Burası aslında eski bir cami. Duvarlarındaki Allah Muhammed yazılarına rağmen samanlık olarak kullanılıyor. Bizde 12. ayın 30'unda yani yılbaşı gecesi damımız çöktü. Burada karının altında kaldı hayvanlarımız falan damın altında kaldı. Samanımızı buraya getirdik, yerleştirdik. Geçici bir süreyle havaların açılması için. Yer Bursa İnegöl, Murat Bey Köyü Camii. Tabelası hala duruyor ama bir zamanlar ibadet edilen, namaz kılınan cami, şimdilerde bir samanlık olarak kullanılıyor. Üstelik caminin mihrabı ve minber yeri hala sapasağlam yerindeyken, Çiniler üzerindeki besmele ve kelime-i tevhid yazısı da hala okunabiliyor. Camimizde normal şu anda kullanım alanında değil. Bu camimiz kaydı. Yaklaşık 10-15 metre yukarıdan aşağı doğru kaydı. Kayınca da kullanılmıyor. Camı penceresi hiçbir şey yok zaten camimizin. Kullanılır bir camimiz değil. Caminin yapım tarihi 1982. 2000'li yıllara kadar aktif olarak kullanılan cami heyelan sonrasında kullanıma kapatılmış. Yıllardır da boş duruyordu. Kapısı camları belki yoktu ama genel yapısı oranın bir cami ibadet yeri olduğunu zaten anlatıyordu. Aslında caminin yıkılması düşünülse de köylünün gücü yetmemiş, devletin de eli uzanamamış. Ha, biz bunu yıkmayı düşündük. Ama bunu yıkmaya da para lazım, yıkmaya da kepçe lazım. O günkü şartlar bugünkü şartlar gibi değildi. Yani özel kepçe tutma imkanımız yoktu. Devletin de bu işi alamadık. Onun için biz bu camiyi yıkamadık. Yıkılamayan cami yıllardır başıboş. İçeri kim giriyor, kim çıkıyor bilinmiyor. Son birkaç aydır da köylüler samanlık olarak kullanıyordu. Bir zamanlar camilere yapılanlar seçim meydanlarında eleştirilirken benzer bir uygulamanın yapılması büyük tepki çekti. Basında çıkan haberler üzerine apar topar boşaltıldı. Zorunlu olarak koyduk. İsteyerek getirip buraya koymadık veya bu camiyi kullanalım diye getirip buraya şeyimizi dizmiyoruz. Zaten belli. Camı yok, kapısı yok, camlar kırık. İlçe müftüsü Bayramcan Bey'in ise olan bitenden haberi bile yoktu. Haberlerin ardından camiye gitti. Samanlar boşaltılırken çalışmaları takip etti. Çevredekilere de birkaç önemli hususu hatırlattı. Özellikle Çinlilerin o Allah Muhammed ibarelerinin oradan indirilmesi lazım. Onları sökün.